Günden kalanlarda birazdan Şeref Oğuz'la sohbet edeceğiz. Merkez Bankamızın karar gününde piyasalardaki son durumu ve bugünkü kararı değerlendireceğiz. Ama öncelikle bir araştırma bölümümüze söz verelim efendim. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Araştırma masasında Çağlar Kuzlukluoğlu bizi bekliyor. Şöyle biraz Amerika'ya doğru gideceğiz. Hem güney hem kuzey. Çağlar'da bakalım piyasalara dair hangi notlar var? Barış merhaba. Güzel bir akşam diliyorum. Bugün bir filmi anmak istiyorum. İnce Kırmızı At. Ben 10 yaşındayken vizyona girmişti. Burada tabii 10 yaşındayken filmi anlamak çok kolay olmamıştı ama bir grup askerin çatışma esnasında birbirleriyle gelişen bağını anlatan bir film. Özellikle zorlu koşullarda birbirine benzeyen unsurlar adına oldukça düşündürücüydü ki maalesef 2022 yılında da gündeme savaş damgasını vurdu diye sürekli konuşuyoruz. İnsani konular tabii ki en önemli konular. Ama piyasalarda da açıkçası bunun sancısı yaşanıyor. Her piyasa unsuru birbirine benzemiş durumda. Dün eşitsizliklerden bahsederken gerilemede eşitlenme gibi bir ifade kullanmıştım. Piyasalarda buradan nasibini fazlasıyla alıyor. Buradaki detaya geçmeden önce bir dolar TL'ye değinmek istiyorum. Kapanışa doğru yaklaşırken artık özellikle 2000 patikası sonrası 2500 patikasının BIST 100 için biraz aşılmakta zorlandığından bahsediyorduk. Dakikalar kala artık 2450 puan civarında olduğunu görüyoruz. Dolar TL'de bir önceki programda da ifade etmeye çalışmıştım. 16.30'un altına çok sert bir geri gelme hareketini izledik ama tekrar 16.30'un üstüne geldi ki Merkez Bankası kararı sonrası 16.40'ın üzerindeki hareketlerini görmüştük. Bir önceki programda 16.30'un altındaydı, şu an üzerinde izliyoruz. Peki benim filmle giriş yaptığım küresel piyasalarda bu işin devamı nasıl seyredecek, buna değinmek istiyorum. Burada yılın başından itibaren baktığımızda burada 4 ABD endeksini görüyoruz Barış. Neredeyse tabiri caizse gün yüzü görmedikleri bir yıl. Burada 8 haftanın sonunda artık aylık değişimde 4 endekse baktığımızda S&P, Nasdaq, Dow Jones'a dönebildiğini gördük pozitifte. Tabii önümüzde bir de yarın var. Mayıs ayı ciddi anlamda sancılı geçti. Özellikle Mart ayında savaşın ilk şokunun atlatılması sonrası çok daha az karamsar diyebilirdik küresel piyasalar için ama Mart'taki bir miktar ılımlı o düzeltmelerin sonrasındaki burada da grafikte görülüyor o Mart'taki toparlanma süreci o kadar uzun sürdü ki adeta hiç bitmeyecek gibi geliyordu. Kripto varlıklardaki çöküşler, tahvildeki ve borsalardaki sene başından itibaren eriyen para biraz önce örnek verdiğim filmdeki o birbirine benzeme hissini neredeyse tüm yatırımcılara tattırdı. Peki 2022'de özellikle savaş sonrası coğrafi konum avantajı ve özellikle merkez bankalarının geçen yılın daha başlarından itibaren almış oldukları faiz arttırım kararlarıyla öne çıkan Güney Amerika ülkelerine sık sık değiniyoruz. Hisse senedi tarafında o avantajını benim biraz önce çok uzun sürdü ABD borsalarındaki etkilerini net gözlemledik dediğim süreçte kaybetmişti Güney Amerika endeksi, MSCI Güney Amerika endeksi burada sarı renkte görülüyor ama tekrar toparlandığını görüyoruz ki muadilleri gelişen Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ile beraber kıyasladığımızda şu an gelişen Asya'nın üzerinde kaldığını, diğerlerinin tamamının sıfırın altında ekside seyrettiğini endekslediğimiz zaman görüyoruz. Güney Amerika hisse senedi piyasasındaki görünüm de o sancılı süreçten şu an için en azından pozitif anlamda öne çıkan bir unsur olarak karşımızda duruyor Barış. Gelişmeleri küresel çapta bu şekilde izlemeyi sürdüreceğiz. Sevgili Çağlar, çok teşekkürler. Biz Şeref Oğuz'la sohbetimize devam edeceğiz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Şeref abi hoş geldin. İyi yayınlar diliyorum Barış. Çok teşekkürler. Bugünün manşeti Merkez Bankası'ndan. İşte Merkez Bankası bir klasik bir kutsal perşembesi. Merkez Bankası'nın kutsal perşembesi. Niye kutsal perşembe diyoruz? Biz işte bu sanki faize, dövize, enflasyona derde, deva olacakmış diye
hep bu perşembeleri kutsuyoruz. Aslında bu kutsayan, onlar kutsamıyor. Biz adını taktık, ben adını takıyorum. Kutsal perşembe ne yapıyoruz? Para politikası kurulu çıkıyor, işte faizi sabit tuttum diyor. Zaten Bloomberg'in beklentisi... Hep heyecan oluyor hani. İşte acaba heyecan, bir şey yapar mı? Bu sefer bir şey yapar mı diye. Bu sefer bir şey yapar mı? Bu sefer gene oldu aynı. Haklısın, haklısın. Ama bu neye benziyor biliyor musun? Hani zaten kendi hazırladığın sandviçin içinden gene mi zeytinli sandviç çıktı diye bir sürpriz oluyor. Yani ne olduğunu da biliyoruz, çıkmayacağını da biliyoruz ama çünkü acaba niye? Çünkü piyasanın dinamikleri ister istemez bizi herhalde akıl avdet eder, yanlıştan dönülür. Bir şekilde Merkez Bankası para politikası konusunda bir adım atar umudunu hep diri tutmaya çalışıyor. Çünkü Merkez Bankası'nın zaten tanımı bu. Merkez Bankası'nın birinci işi, birinci işi de fiyat istikrarı ise bunu yapmalı. Bu sefer ne yaptı diye bakıyoruz açıkçası artırmam. Zaten görevden alırım artırırsam. Düşürmeye de şey yapamadım. Gözüm yetmedi. Çünkü kurda bir hareketlik var. Pas geçiyorum. Fakat bu yetmiyor. Şimdi piyasalara bir de metin açıklamak lazım. Şurada metinden... Yani bir ilk defa duyduğumuz şeyler var. Metinde değil mi? Şimdi duyduğumuz fakat ilk defa duyduğumuz fakat hala anlayamadığım bir şeyler var. Mesela bir cümleyi özellikle ben yarınki yazıma da aldım. Fiyat istikrarının sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması amacıyla TCMB'nin tüm politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş ilerlemeyi teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirmek süreci devam etmektedir. Etkisi artarak sürmekte olan jeopolitik riskler küresel bölgesel iktisadi faaliyet üzerinde aşağı yönlü riskleri canlı tutmakla belirsizlikleri artırmaya yol açmaktadır. Veleddalin amin. Ne dedim? Şimdi anlar gibi yaparsak geçmiyoruz. Artık anlar gibi yapmayalım. Piyasa, ne demek istiyor Merkez? Ben anlamadım. Ben anlamadığım gibi hani diyelim ben bu konuda... Nasıl anlatacağız o zaman? Kavrama engelliyim. Tamam mı? Ama anlayan bir sürü arkadaşlarıma da bu okuttum onu. Yani zaten yıllardır ekonomi yazan, ekonomi benim gibi... Kaç sene oldu? Benimki 40 sene ekonomi ama 50 sene gazetecilik de. Maşallah. Aynı şekilde çok eski bu işleri yapan diye bunlar anlaşılmaksın diye yazılıyor herhalde. Çünkü onların da anladığını pek sanmıyorum. Her kelime içerisine koyuyorsun. Mesela burada kullanılan klişelere bak. Fiyat istikrarı, jeopolitik riskler, aşağı yönlü, küresel gıda ticaret yasakları, emtia, yüksek seyir, temel gıda, enerji ve bakıyorsun devam ediyor şeyler. Politika faizi dışında döviz kuru, döviz talebi gibi piyasada jargonlar olan bütün kelimeleri alıp bir araya koyuyorsun, bir metin hazırlıyorsun. Şimdi eğer amacın enflasyonla mücadele ettiğini, fiyat istikrarını sağlayacağını ve neden pas geçtiğini bize anlatmaksa çok basit söyleyebilirsin kardeşim. Ama bunu anlatmak yerine bu metni böyle hazırlamak ve sanki hani aklımızla dalga geçer gibi piyasadaki aktörleri ki bunlar piyasanın aktörü çok akıllı insanlar var piyasada. Senin konuklarına bakıyorum yani bunlar yalar yutarlar bunların içerisinde bir şey olmadığını. Ne demiş olduğunu çıkarmaya çalışıyorum. Şu demek enflasyonla mücadele eder gibi gözüküyoruz. Ama elimizden de bir şey gelmez diyor. Niye gelmez diyor elimizden şundan gelmez diyor. Zaten metninde biraz kurcaladığın zaman görüyorsun zaten dünyada savaş var. Enflasyon her yerde. Küresel ısınma şu bu bütün hani küreselistler ve dibinde de şöyle demeye çalışıyor. Zaten savaş bitince. Galiba düşecek enflasyon. Yani şimdi bu niye o koca metini süzüyorum, salkalıyorum. Hangi duyguyu aktarmaya çalıştı? Savaş da hemen bitmiyor sanki ya. Şimdi uzadı savaş yani. Nasıl bitecek diye bakıyoruz. Amerika bütün hesaplarını 2-3 yıl üzerinde bir hesaba yapıyor ki çok güçlü istihdam verileri olmasına rağmen değil mi? Yani dünya stagflasyonu konuşuyor, stagflasyon tehlikesini konuşuyor. Belli ki enflasyon uzun bir süre devam edecek. Üstelik bizim seçim döneminde enflasyonla mücadele konusunda eli bağlı bir hükümet var. Çünkü her hükümetin, suçlamak için söylemiyorum, her hükümeti enflasyonla mücadelesi seçim dönemine rastlayamaz. Çünkü seçim nedir? En büyük faktörü seçim ekonomisinde, seçim sürecindeki en büyük faktör. Enflasyonla mücadele programı uyguladığın zaman buna başaramazsın. Çünkü nedir? Acı reçetedir, kemer sıkmadır, ücretleri dondurmaktır, kaynakları kısmaktır, kredi hacmini küçültmektir. Yani çok derin bir ölümcül perize girmektir enflasyonla mücadele. Bu seçim zamanında olmaz. Seçimden sonra çıkan hükümet bunlarla uğraşabilir. Şimdi bu süreç içerisinde biz bu faizin pas geçmiş şeyini anlıyoruz ama bu metni buraya koyup
Açıkçası bu neden de sorgulamıyoruz, ben onu sorguluyorum. Onunla ilgili belki benim ufak bir anekdotum olacak abi dönüşte. BIST 100 endeksi yukarıda kapandı. 2450 yükseliş bugün de sürdü. %1.3'lük bir yukarı hareket var. Borsa İstanbul 100 endeksinde bugünü yukarıda kapatıyoruz. Yurt dışı da iyi. Şöyle Amerikan endekslerine bakıyorum. Nasdaq'ta falan %2'lik bir yukarı hareket var. Biz de yurt dışına ayak uydurmuşuz gibi görünüyor. Amerikan endeksleri bayağı iyi gidiyor. Philip Capital'e döneceğim. Yurt dışı piyasalar satış müdürü Burcu Kıratlı bizimle olacak. İyi akşamlar dileyerek Burcu'yu dinleyelim. Merhaba Barış, teşekkür ediyorum. BIST 100 endeksi dünkü yükselişini bugün de devam ettirdi ve 2450 direncinde kapattı. Endeks azalan trendin bulunduğu 2450 seviyesinde zorlanması biraz olağan olacaktır. Ancak 2410'un üzerinde kapanışlar olduğu sürece 2450'nin kırılıp 2600 ve 2800 dirençleri potansiyelleri korunacaktır. Bu yüzden biz 2380 altında kapanışlar olmadığı sürece hisse pozisyonlarının korunmasını öneriyoruz yurt dışı tarafta. Yurt dışı tarafta Wall Street'teki temel hisse endeksleri dünü yükselişle kapattı ve bugün de uzun kayıp serilerini telafi etme yolunda oldukça istekli diyebiliriz ve bu yükseliş FOMC tutanaklarının ardından geldi ve bir kez daha ana endekslerin ne kadar açıklamalara bağlı olduğunu gördük. Aslında tutanaklarda bilmediğimiz yeni bir şey yoktu dün. Haziran ve Temmuz aylarında 50 bas puanı karşı tekrar işaret geldi. Ancak Powell yılın ilerleyen aylarında ekonominin keskin bir şekilde yavaşlamaya başlaması durumunda sıkılaşma konusunda esnek davranabileceğini hissettirdi bize ve tutanaklar aynı zamanda politika yapıcıların Amerikan ekonomisinin gücüne olan inancını vurgulayarak Wall Street'teki havanın değişmesine de yardımcı oldu. Ancak daha fazla küresel merkez bankası sıkılaştırma yolunda ilerlerken hisse senedi piyasalarında haftalarca süren volatilite sonrasında duyarlılık hala kırılganlığını koruyor diyebiliriz. Her gün bahsediyoruz. VIX endeksi bugün %1'den fazla düşmüş durumda ancak 28 seviyelerinde. Piyasalar inancın biraz oturması için biraz daha düşmesi gerek. Bugün gelen ve 8.1 olarak açıklanan büyüme verisi ise beklentiden biraz da olsa iyi olması açısından pozitif tarafta yer alan kalemler arasında. Çip üreticisi Nvidia dün seans sonrasında beklentileri aşan birinci çeyrek 2022'ye ait finansal tablolarını paylaşmıştı ve şirket 1.36 hisse başına kar elde etti. Ancak Çin'deki COVID-19 karantinasından kaynaklanan yeni tedarik zinciri sıkıntıları konusunda uyarıda bulundu ve iş kolu hasılatının bir önceki çeyreğe göre %15 civarında da düşmesini beklediğini açıkladı ve piyasa öncesi işlemlerde %6'dan fazla düşmüştü. Odak yine tabii teknoloji sektörüne çevrildi. Çünkü Nvidia Nasdaq endeksinin performansını etkileyen lokomotif bir şirket. Ancak burada dikkat çeken husus Nasdaq endeksi bugün oldukça bu düşüşten hiç etkilenmedi ve gün boyunca olumlu seyrini korudu ki bunu Nasdaq'ta kırılganın azalması olarak yorumlamak mümkün. Walmart ve Target'ın hayal kırıklığı yaratan bilançolarından sonra bugün büyük perakende şirketlerinden Macy's, Costco ve Dollar Tree gibi yine perakende şirketlerinin bilançolarını takip edeceğiz. Büyüme ve artan enflasyon duyarlılık açısından oldukça önemli olacak. 10 yıllıklarda zayıf seyir devam ediyor. 2.70 seviyesine doğru geri çekilme beklemek mantıklı olacaktır. Buna bağlı olarak dolar endeksi de oldukça yatay bir hareket var. Altını temkinli izliyoruz demiştik. Hafif eksi de ve 1840'lı seviyelerde. Burada 1825-30 bandına doğru geri çekilmelerde kısa vadeli alım bölgesi olarak düşünebiliriz. Ancak asıl güçlenme faiz ve bilanço daraltma hikayesinin sonunu görmek lazım. Petrol fiyatları ise geçen haftaya göre ham petrol stoklarında beklenenden 1 milyon daha fazla varil düşmesinden sonra hafifçe yükseldi. Burada da 115 dolar seviyesine doğru hareket beklentimiz devam ediyor. Günü bu şekilde özetleyebiliriz Barış. Çok teşekkürler Burcu Kıratlı. Kolaylıklar diliyoruz Philip Capital'e. Ben yeniden Şeref Oğuz'a döneceğim. Anekdot şu eski Amerikan Merkez Bankası Başkanı Maestro lakaplı Alan Greenspan'la ilgili. Alan Greenspan Amerikan Kongresi'ne geliyor. İşte senede bir iki defa Şeref abi biliyorsun Amerikan Kongresi'ne hitap ediyorlar. Sunum yaparlar. Sunum yapıyorlar Amerikan Merkez Bankası başkanları. Evet. Alan Greenspan de çok uzun süre Amerikan Merkez Bankası'nın başında olmuş bir kişi. 14 yıl. Evet ve her yıl işte geliyor anlatıyor. Ekonomi şöyle, enflasyon şu şekilde, işsizlik bu şekilde, şunu yapıyoruz, bunu ediyoruz. Ve biraz da aslında anlaşılması zor bir terimlerle konuşuyor. Üslupla konuşuyor. Çünkü karşıda ekonomik terimlere o kadar hakim olmayan kongre üyeleri var. Bir gün yine sunum yapıyor. Elinde çantası tam çıkarken bir kongre üyesi koluna giriyor. Yakalıyor Alan Greenspan'i. Diyor sayın başkan diyor merhaba diyor. Merhaba diyor işte ben tanıtıyor kendini. Bugün diyor
bütün diyor konuşmanızı baştan sona kadar dinledim ve bu sefer sizi çok iyi anladım diyor. Alan Greenspan duruyor ve diyor ki hay Allah demek ki kendimi iyi ifade edememişim diyor. Yani, dolayısıyla Merkez Bankası zaman zaman böyle belirsiz yani kendine ait bir jargonları var ve hani var, doktorlar var. Konsültasyon sırasında hasta yatar, ameliyat için karar verirken dikilirler. Bir dil kullanırlar. Evet, şimdi evet. Türkçe değil, Latince değil, İngilizce değil, doktorca. Şimdi finansta da gerçekten var. Merkez Bankası başkanları da, guvernörleri de dahil ama bazen finans tartışmalarında belki sen çok da bunları da yöneten birisin. Bir dil var acayip, hani plazoid bir dil değil, İngilizce değil. Finansın kendi jargonlarıyla konuşuyor ve bunun anlaşılması kolay değil ama işte biz gazeteci olduğumuz için, sen yayıncı olduğun için bizim amacımız belki de bu arayüzü, onun arayüzü olmak. Yani son derece sofistike olabilir ekonomi ama bunu ifade etmek çok daha kolay olması lazım. Çünkü günün sonunda eğer oradaki düşünceyi karşındaki kongre üyesine ya da bizim piyasa aktörlerine aktaramıyorsan, bunu beceremiyorsan demek ki iyi yapamıyor. Feuerbach'ın bir lafı var, ünlü Amerikalı bir profesördür fizik konusunda da dünyanın ileri gelenlerinden. Eğer diyor en karmaşık konuyu 6 yaşındaki bir çocuğu anlatamıyorsan sen de yeterince bilmiyorsun demektir. Ben bunu çok, beni çok etkilemiştir bu. Ve gazetecilikte aslında bunu yapıyoruz değil mi? Biraz? Evet ve buna vulgarize etmek. Şimdi vulgarize etmek demek en karmaşık konuyu anlaşılabilir hale nedir? Dilin bütün imkanlarından yararlanmak, şiirinden yararlanmak, folkloründen yararlanmak, duygusundan yararlanmak, müziğinden yararlanmak. Amaç oradaki o ifadeyi, duyguyu aktarabilmek. Fakat bunu yaparken de bir ince çizgi olması lazım. Özünü kaybetmeden bunu aktarmak lazım. Yani şimdi enflasyonun kendi dinamikleri içerisinde onun fiyat artışı, hayat pahalılığıyla ilgisini, yüzde ne demektir kavramlarını bir kenara atıp sadece enflasyon deyip durursan bu onu halka anlatmamış olursun. Ama Merkez Bankası metninin okurları açıkçası o metnin okurları bizim seyirciler değil. Bizim seyircilerin de içerisinde olduğu ama piyasa aktörleri, piyasa aktörlerine hitap edeceksen onlar dahi anlamıyorsa demek ki burada bu kan anlaşılmasın diye kelimeler, klişeleri yan yana diziyorsun ve diyorsun ki ya ben herhalde bir şeyler yapıyorumdur ama bir şeyler yaptığını söyle bana ki ben de sana bu politikalarına destek vereyim çünkü bensiz piyasayı düzenleyemiyorsun. Bir de sen ne yaparsan yap. Eğer ben bunu kabul edemiyorsam, ben senin benimseyemiyorsam o işe yaramaz. O yüzden merkez bankaları iletişimlerini daha güçlü, daha anlaşılır kılmak zorunda. Diri ve duru. Diri olmalı. Zamanı geldiği zaman açıklama yapmak. Mesela dirilik var. Nasıl var? Her perşembe günü para politikası kurulunda Merkez Bankası Başkanı çıkıp anlatıyor. Duruluk ise, dirinin yanında duruluk ise ne anlattığından çok daha net, çok daha anlaşılabilir olması lazım. İletişimini doğru kurduğun zaman piyasayla zaten ne yapmak istediğin konusunda piyasa eğer enflasyonla ilgili bir beklenti, bir şey yönetiyorsan, bir süreç yönetiyorsan o sürece katılmasını kolaylaştırmış olursun. Peki, şunu anlıyoruz yani Merkez Bankası'nın yürüttüğü para politikasının enflasyonla mücadelede etkinlik açısından yani faiz kararları açısından işte pas geçerek devam ediyor. Burada enflasyonla mücadeleyi biz ya da enflasyonun sonuçlarıyla mücadeleyi mi götürüyoruz? Biraz istersen bu evet. Yani Merkez Bankası faiz kararlarından ziyade diğer yan önlemler ya da sonuçlarıyla mücadele. Bunu kirada görüyoruz, işte marketlerle görüyoruz, belki konutta göreceğiz. Ne diyorsun? Şimdi bazı tedbirlerden de söz etmiş olması belli ki Merkez Bankası'nın bazı adımlar atacağıdır. Ama enflasyonla mücadele de ilginçtir Barış. Yine buralarda tartıştık. Hatırlıyor musun? Geçen sene içerisinde Merkez Bankası, aynı Merkez Bankası Başkanı enflasyonla mücadelede yalnız kaldım deyip duruyordu. Sayın Kavcıoğlu, evet. Değil mi? Kavcıoğlu böyle diyor. Tabii tabii böyle dedi. Yalnız kaldım. Şimdi ise enflasyonla mücadelede Merkez Bankası dışarıda bırakıldı. Ya kardeşim, bu adamın asıl işi bu. Dördüncü madde ne diyor bize? Ana işi Merkez Bankası'nın bu enteresan bir tespit fiyat yani. İstikrarıdır değil mi? Bununla çelişmediği takdirde hükümetin kalkınma politikalarına vesaire devam eder. Ama asıl işi merkez bankaları niye var? Fiyat istikrarı yani enflasyonu yani fiyatlar düzeyini kontrol etmek vesaire. Onun için de eline bir sürü enstrüman vermişsindir. Enstrümanların içerisinden sadece bir tanesidir faiz. Ama en etkinlerinden bir tanesidir. Yani o yatsınamıyorum.
Faizi indirmek için dahi aşağı yukarı çıkarıp indirebilirsin. Nitekim eski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal 200 bas puan artırırken arkasına koyduğu 11 maddelik para politikasıyla ben bu faizi 200 bas puan fiyatın önünü kesmek ve daha sonra faizleri aşağı indirmek için kullanacağım demişti. Olmadı. Biz faizleri normalde indirme sürecine gidip 24-19 aşağı doğru giderken diğer tekleri almayıp Merkez Bankası'nı bu anlamda yalnız bıraktığımızdan dolayı enflasyon ivmesini almıştı. Şimdi ise Merkez Bankası'nın işte görüyoruz bu metinle bir şey yok. Ben mesela bugün Şeref abi sen dedin ya aşağı yukarı. Şimdi Rusya Merkez Bankası bugün karar 300 verdi. 300 bas puan. Evet 300 bas puanlık faiz indirimi yaptı. Rusya 11'e indirdi politika faizini. Biraz geriye saralım. Rusya 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna işgali başladıktan sonra müthiş bir işte yaptırımlarla Rusya karşı karşıya kaldı. Ekonomik yaptırımlarla ruble değer kaybetti. Bunun üstüne çıktı 9,5'tan 20'ye. 28 Şubat'ta faizi Rusya Merkez Bankası %9,5'tan %20'ye çıkardı. Aradan zaman geçti. Ruble değer kazandı. 29 Nisan'da 20'den 14'e indirdi önce. Bugün de 14'ten 11'e kadar indirdi. Evet. Yani 9'dan 20'ye, 20'den 11'e. Aşağı yukarı. Gerektiğinde yukarı, gerektiğinde aşağı. Kendi koşulları, yaptırımları, üzerindeki ambargolar, şunları evet. bunları ve normal rubleyi nasıl kullanacağı konusundaki inanılmaz bir esneklik ama Merkez Bankası maestroluğunda devam ediyor bu. Yani indirdi biz niye bak demek ki inebiliyormuş gibi bir hamasetle yaklaşamazsın ona. Çıkardı vay herkes çıkardı biz niye çıkarmıyoruz diye yanaşılmasın. Onun şartları öyle bizim şartlarımız ise farklı olabilir ama bu çerçeve içerisinde eğer siz faiz aşağı inemez hükmüyle yola çıkarsanız Merkez Bankası'nın elinden önemli bir silahını alıyorsun. Geriye ne kalıyor? Geriye kalan silahlar da o kadar etkin olabilmesi için onları aktif kullanıyor ve rezerv üretiyor olman lazım. Şimdi bir Merkez Bankası'nın cephanesi nedir Barış? Rezervidir. Bir de sinyoraj hakkı dediğimiz hani... Şimdi rezervlerde biraz düşüş var yine. Birazdan fazla bir düşüş yani var. Yani brüt 1.7 milyar düşüşte 100.3'e inmiş. Net 1.9 milyar düşüşte 10 milyar doların altında 9.6. Swap hariç de... Eksi 55.1. Şimdi, evet ekrana geldi. Şimdi Merkez Bankası'nın bu anlamda cephanesi eksik. Merkez Bankası Başkanı da faiz silahının tetiğini... İptal ettik. Onun emniyeti kapattık. Kullanma bunu dedik. Şimdi bu çerçeve içerisinde demek ki bizim enflasyonla mücadeleden ziyade açıkçası enflasyonun derelisine su taşıyan kanallarla gidiyoruz demektir. Şimdi bir bakalım. Biz faizi 14'te tuttuk. Peki ne yapıyoruz biz? Yani biz şimdi sorgulamamız lazım. Hani şu metin nedir diye sorguladığımız gibi Barış şunu sorgulayalım. Merkez %14'ten bankaları fonluyor. %27'den hazine borçlanıyor. Peki bunu neden yapıyor? Artı kur korumalı mevduatla beraber faizi dövizin hızını kestik. İyi de yaptık, gerekliydi. Geçici bir enstrümandı. Fazla gitmez bununla dedik maliyeti şişer. Bir müddet sonra işe yaramaz. İşe yaramaz değil de etkisi giderek azalır ve 869 milyar lirada bir satürasyon, bir doyum oldu. Daha fazla teveccüh olmuyor. Daha 1,5 trilyon lira var. Vadesinden sökülüp nereye gideceği konusunda arayışa girecek olan. Şimdi onun yerine ne çalışılıyor? Burada gene konuşmuştuk seninle. Yeni enflasyonuna korumalı enstrümanlar çalışıyor. Kimi adına süper bono diyor, kimi başka bir şey diyor, tahvil diyor diyenler var. Demek ki bu çerçeve içerisinde bu faizle ilgili olarak bir alanı tıkadığın zaman diğer alanlar bütüncül bakmadığımızdan dolayı sıkıntı geliyor. Peki bu durumla beraber yüklediğimiz maliyet, ekonomiye maliyet, ne kadar daha sürdürülebilir sorusu devreye giriyor. Hükümetin bize söylediği yaz aylarında baz etkisi, yaz etkisi, güz etkisiyle enflasyon düşecek. Arz şokları diyor enflasyon nedeni. Evet. Arz şoklarından kaynaklanıyor. Enflasyon. Az çok tarımdan kaynaklanıyor. Dün tarımı tartışıyorduk Habertürk kanallarında. Ve orada da görülen şu, Türkiye buğdaydan çok fazla gündemde de buğday konusunda da şu savunmayı yapıyor hükümet. Doğru söylüyor. 20 milyon tonluk bir üretimimiz var. %90 civarında bir kendimize yeterliliğimiz var. Daha ne krizden söz ediyoruz, kıtlıktan söz ediyoruz. Neden? Ukrayna çünkü dünyanın tahılambarı falan. Hmm. Ama aynı zamanda Rusya'dan biz buğday ithal ediyoruz. Niye? Bu kadar çok makarna, endüstri
İhracata yönelik tesis kurduk, bunlara da onların şeyi lazım. O anlamda bir sıkıntımız yok ama gıda sadece makarna, buğdaydan mı ibaret? Dün şeker ithalatına izin çalışması başlatıldı. Çalışması başladı. Hindistan ihracatını yasaklıyor. Yani daha doğrusu eve lazım olan artık satmayacaksın. Bir de küreselleşmenin sıkıntıya girdiği dönemde herkesten her malı alamıyorsun artık. Çünkü artık kaynak milliyetçiliği, kaynak denen milliyetçiliği bir olay var. Bravo. Kaynak milliyetçiliği, emtia milliyetçiliği ve gıda milliyetçiliği başladı. O yüzden mesela devlet başkanları galiba ülkelerin yakın gelecekte en büyük satın almacısı olacak. Oldu. Cumhurbaşkanı gitti bize. Ayçiçeği getirdi Ukrayna'dan. Gemiler yola çıkmıyordu, hatırlıyorsun. Evet, evet. Şimdi bu her alanda olmaya başladı. Ve devlet başkanlarının gerek diğer başkanlarla konuşmalarında gerek seyahatlerindeki ajandalarının çok büyük bir bölümü siyasi ve silah konularından, politik konularından daha ziyade ekonomi olmaya başladı. Bana şunu verir misin? Şu madde sende. Hatırla, bunu bana. Katar, Suudi Arabistan'ın baskısını yediğinde, ambargo yediğinde Katar... Evet. Körfez'de sıkıştırıldığında Türkiye'den yine gıda gitti Katar'a. Orada da siyasi destekle gitti. İran'ı hatırla. Birleşmiş Milletler'in ambargolası uygulanıyordu. Amerika diyor ki ona ilave olarak artı ben ilave ambargolar koyuyorum. Türkiye Birleşmiş Milletler ambargosuna harfiyen uymuştu. Gıda ve insani yardımlar, ilaç vesaire konusunda ama Amerika'nın ekstra ambargolarına uymadığından dolayı Halk Bankası hala davası bir yerlerde duruyordur herhalde. Netleşmedi, evet. Netleşmedi. Yani anlatmak istediğim, bundan sonraki süreçte biz sadece kendi enflasyon derdimizde değil, fakat aynı zamanda dünyada belki en az 2-3 yıl daha süreceği artık itiraf edilmeye, değil mi, başlanan İngiltere'yi bugün dinledim. İngiltere'de bizim görünen o, galiba İngiltere 4-5 yıl içerisinde bununla uğraşacak. Amerika zaten 3 yıldan sonra acaba bunu çözebilir miyiz? Hatta bunu yaparken stagflasyon riski de var. Stagflasyona gireceğimiz sanki kesin ama çabuk çıkarız herhalde temennisiyle beraber sunuyor. Türkiye stagflasyon tehlikesinden şu anda uzakta bana göre. Çünkü stagflasyon ne demektir? Yüksek enflasyon içerisinde durgunluk demektir. Piyasada durgunluk emareleri söz konusu, başlıyoruz biraz ama... Biraz beyaz eşya satışlarında düşüş evet, var, otomotiv satışlarında artı düşüş var. Artı bir de enflasyonun çok fazla yukarı çıkmasından dolayı mesela B grubunda peynir artık bir seçenek haline geldi. Yani A grubu her şeyi alabilir Türkiye'de. Onu Hakan abi de söyledi geçen evet. gün. Yani sektörden bu, aldığı kaynaklar. Kaynaklarla çok konuştuğumuz için. Muhtemelen beraberdiniz. Evet, belki çok de. Konuştuğumuz için insanlar dile getiriyor. Ama ben stagflasyon tehlikesini Türkiye için görmüyorum. Çünkü seçim ekonomisi uygulanan bir yerde durgunluğa imkan vermez. Verilmez diyorsun. Verilmez. Niye? Sadece 1 trilyon liralık bir miktar özel sektör üzerinden ucuz kredi olarak piyasaya verildi. Şimdi Allah'a şükür üretim konusunda inanılmaz canla başla çalışan sektörlerimiz var. İhracat yapalım. İhracatımız var. Az önce Davos'ta açılı dinledim bu şeyle Trendyol'la yaptığı röportajı. 1 milyar net ihracat hedefi var. 1 milyar net ihracat hedefi var. Sadece Almanya 3 milyar dolara çıkaracak ve Türk mallarını oraya satıyor. Artı diğer başka bir şirketimiz gene iki tane Decathlon'umuz, yani 10 milyar dolar aşan değerlerle yurt dışında. Yani biz her sıkıştığımızda bir çözüm geliştirirken galiba bu yazılımcılarımız, bu yeni kurduğumuz şirketler bize ticarette yeni kanallar açtı. Bütün bunlar çerçevesinde bir başka umudum benim açıkçası enflasyonu frenleme konusunda Çin'in yavaşlıyor olması bir hız kesecektir. İkincisi de bizim döviz kazanma konusunda kabiliyetlerimiz biraz daha umuda döndü. İhracat her şeye rağmen işte bu tür akıncılarımız sebebiyle devam ediyor. Ve turizmde de sandığımız kadar o savaşın etkisi o kadar olmadı. Antalya'nın ve doğu batısında biraz sıkıntı var. Ukrayna virüslerin orada yaşadığından dolayı ama diğer alanlarda rezervasyonlarımız dolmaya başladı ve fiyatlarımız da yukarı doğru gidiyor. Allah'a şükür oralar iyi. Yani şöyle turizm verisi, birazdan Ceren'e döneceğim Şeref abi. Şunu gördük son gelen veride, Ukrayna'dan turist geliş sayısı yaklaşık 40 azalmış. Avrupa'dan Türkiye'ye yabancı turist sayısı da %500 artış var. Evet. Yani Avrupalılar bu sene dönecek gibi görünüyor. Türkiye. Geçen sene hiç İngiliz yoktu mesela. Muhtemelen oradan da alacağız. Artı Rusların da çok iyi para harcayanları gene burayı, özellikle de diğer yerlerde fazla
tatil yapma. Avrupa'ya gidemiyorlar zaten. Avrupa tatil yapma imkanları yok elimizde. Yatınla çıkarsın ama yatınla geri dönemezsin. Yatar kalır orada yatın gibi tehlikelerle. Rusların yatayı koyabilirler hocam. Tabii. Büyük büyük yatları el koydu. El koydular. Yani ben şimdi, de bunu anlamadım ya. Yani işte mülkiyet hakkı falan hani kapitalizm bir anda onu sorguladım. Yani doğrudan o kişilerin savaşla bağlantısı yoksa diye söylüyorum. Rus zenginlerin ya da oligarkların nasıl ifade edersek yatına tak diye el koyabildiler. Şimdi, enteresan oldu yani. Şimdi ona el koyuyor da Huawei'in CFO'suna Kanada'da el koydu. Gözaltına el koydu. Evet. Yani şimdi, işine gelmeyince yani şimdi bunu yapabiliyor. Pokere kurallar koyabilirsin. Tamam mı? Şu gelirse şöyle, bu gelirse bu ve bu yerleşik de hale gelebilir. Ama güzel de bir laf vardır Las Vegas'ta. Simit ve son kare aslan büyüktür. Yani söz konusu silah olduğu, savaş olduğu zaman el de koyabiliyorsun. Başka yasanın dışına da çıkabiliyorsun. De Vegas'ta olan Vegas'ta kalır diye evet. Bir söz var galiba. Bu burada sızmış dışarı demek. Londra'ya dönelim bakalım. Ceren'de hangi notlar var Avrupa'ya dair? Ceren'i dinleyelim, buyurun. Barış merhabalar. Avrupa endeksleri bugün günü hızlı yükselişle tamamladı. Endekslere baktığımız zaman ABD borsalarından da destek buldu. Çünkü Avrupa borsalarında yükseliş %2'ye ulaşmış durumda. Fransa borsasında yükseliş %2. Almanya DAX endeksi onu takip ediyor. %1.8'lik primle. İngiltere borsası bugün biraz daha geriden geliyor. %0.6 primle. FED tutanaklarının piyasa tarafından daha güvercin bulunması piyasalardaki fiyatlamada etkili oldu. Diğer tarafta ABD'de bilanço açıklayan perakende şirketleri daha olumlu bir görünüm çizdi beklentilerden. Bu da perakende şirketlerini destekledi. Tabii aslında İngiltere'de perakende şirketlerinde çok hızlı bir yükseliş yaşandığını görmekteyiz. Yani bugün İngiltere'nin oldukça cömert olarak telendirdiğimiz destek paketi bu fiyatlamada etkili oldu. Mesela Okada hisselerinde yükseliş süpermarket zinciri %13'e ulaştı. Marks & Spencer hisseleri %10 oranında değer kazandı. B&M hisseleri %8, Next hisseleri ise %6,5 civarı değer kazanmış durumda. Çünkü destek paketin detaylarına baktığımız zaman İngiltere hükümeti vatandaşlara yaşam maliyeti kriziyle baş etmelerinde biraz daha kolaylık sağlanması açısından 15 milyar sterlin tutarında yeni bir paket açıkladı. Paketin detaylarına bakalım. Mesela 8 milyon düşük gelirli kişiye tek seferlik olmak üzere 650 sterlin tutarında bir destek ödemesi yapılacak. Aynı şekilde ihtiyacı olan emeklilere 300 sterlin ödeme yapılacak. Bununla beraber 6 milyon engelli bireye 150 sterlin ödeme yapılacak. Daha da önemlisi, herkese enerji faturalarına devlet desteği iki katı seviyesine çıkartıldı. Yani 400 sterline çıkartılmış oldu. Hatırlayacak olursak İngiltere'de elektrik faturaları, enerji faturalarının Nisan ayında %54'lük üst tavana bir artış gelmişti. Ve Ekim ayında yeniden %43 seviyesinde bir artış geleceğini duyurdu hükümet bu hafta yaptığı açıklamayla. Yani yıllık ödeme 2800 sterline yükselmiş olacak. Fakat bugün yapılan açıklamayla beraber burada 400 sterlinlik bir indirim olacak yıllık faturalarda. Bu önemliydi. Tabii baktığımız zaman bu paket nasıl finanse edilecek? Zaten enflasyon İngiltere'de 40 yılın zirvesinde. Enflasyon tarafında baskıları biraz daha artırması bekleniyor. Bütçe açığını daha da genişletmesi bekleniyor bu yeni paketin. Aynı zamanda bugün hükümet petrol ve gaz şirketlerinden ekstra vergi alacağını açıkladı. Bu da önemliydi çünkü İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak petrol ve gaz şirketlerinin olağanüstü karlarında olağanüstü bir artış yaşandığını, bu karlardan vergi alınacağını söyledi. %25 oranında vergi alınacak fakat karların önümüzdeki senelerde normale dönmesi halinde bu vergi oranının düşürülmesi ve kaldırılması planlar arasında, yatırım yapan şirketlerden ise daha az vergi alınması planlanıyor. Bugün bir miktar petrol ve gaz şirketleri üzerinde sabah saatlerinde açıklamanın ardından ilk etapta bir baskı yaşandığını gördük fakat bu haber zaten fiyatlanmıştı bu hafta. Yine belli başlı İngiltere'de enerji şirketlerinde düşüş var. Mesela Centrica hisseleri %6 civarı değer kaybetti bugün. Diğer taraftan baktığımız zaman Macaristan'dan da benzer açıklamalar geldi. Macaristan hükümeti de aynı şekilde bazı sektörlere ek vergi getirdiğini duyurdu. Başta bankacılık ve enerji sektörü olmak üzere. Oradan toplamda 800 milyar forintin üzerinde bir gelir bekliyor. Hatırlayacak olursak Macaristan bu hafta acil durum ilan etmişti ve forint euro karşısında çok sert değer kaybetti.
etmişti Macaristan hükümetinin bu kararının ardından. Enerji şirketleri ve bankacılık sektörü olduğundan bahsettik. Mesela bankaların net faiz, ücret ve komisyon gelirlerinden yeni vergi alınacak ve yeni vergiler 2 yıl sonunda kaldırılmış olacak. Barış Esen. Çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyoruz Londra'ya. Şerif abi, seninle vedalaşacağız. Evet. Zaten bu hafta ikinci oldu, yeter. Değil yeter mi? Değil mi? Evet. Aşırı doza gerek yok. Salı günü görüşürüz o zaman. Haftaya siz bir de yer değiştirdiniz galiba. Yer değiştirdim. Haftaya salı günü inşallah buluşmak üzere. Ağzına sağlık. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Şeref Oğuz bizlerleydi. Kısa bir ara, aranın ardından NFT dünyasına gireceğiz. Günden kalanlara devam ediyoruz. Günden kalanlarda bir röportajla karşınızda olacağız. Siemens AG Başkanı Jim Hagman Bloomberg ET'ye konuştu. Onun mesajlarını hep birlikte dinlemiş olalım. Merhaba, size ilk sorum Davos ile alakalı olacak. Burada ne gördüğünüzü bize anlatabilir misiniz ve Dünya Ekonomik Forumu hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyiz? Görebildiğiniz üzere biraz yağmur yağıyor. Bu yılki Davos elbette şu an önümüzdeki krizlere odaklanmış durumda. Yani Ukrayna'nın işgali, aynı zamanda pandemi. Bunlar belirsizliktir ve belirsizlik asla işletmeler için iyi değildir. Bu biraz gölge yapıyor ama aynı şekilde ışık da görüyorum. Ve ben iyimser biri olduğum için umuyorum ki güneşi, fırsatları ve gelecek için büyümeyi bulabiliriz. İkinci sorum da büyüme ile alakalı. Küresel büyüme için bizi bir sonraki bekleyen şey nedir? Belirsizlik şu an olsa bile, ki belirsizlik büyüme için kötü bir şeydir, küresel toplum olarak misyonumuz aynı. Yani kritik altyapı sistemlerimizin çoğunu, aslında hepsini karbonsuzlaştırmamız gerekiyor. Enerji sistemlerini, ulaşım sistemimizi, gıda sistemimizi karbonsuzlaştırmamız gerekiyor. Sağlık sistemimizi yeniden şekillendirmemiz gerekiyor ve bunu yapabilmek için gereken inovasyona ve teknolojiye sahibiz. Bu geleceğe yatırım yapmamız gerekiyor. İnsanların yeni beceriler kazanmasına yardımcı olmamız gerekiyor ve daha sürdürülebilir ve daha iyi bir gelecek için inovasyon yapmamız gerekiyor ki bu da büyüme getirecektir. Siemens şu an bir kriz bekliyor mu? Dünyada bir kriz var ama aslında şunu söylemem gerekiyor. Siemens ve diğer küresel şirketlerin bu ortamda manevra yapabilme kabiliyetleri, bu belirsizlikte manevra yapabilme kabiliyetleri beni gerçekten çok etkiledi. Bu stratejinin olduğunu gösteriyor, misyonun olduğunu gösteriyor. Baktığımız zaman sonuçlara, Siemens'in neredeyse 20 yıldır en büyük büyümesini gerçekleştirmiş durumdayız son 6 çeyrekte. Ve dediğim gibi altyapı sunuyoruz, onları sürdürülebilir halde yapıyoruz. Ve bunun için çok büyük bir talep olduğunu görüyorum ve fırsat var. Umuyorum ki belirsizlik, kriz ve savaş bir şekilde bir uyanma çağrısına dönüşebilir ve bir katalizör olabilir diye umuyorum değişim için. Pekala, büyüme stratejiniz nedir, anlatabilir misiniz? Bilhassa Türkiye'yi, Türkiye operasyonlarınızı sormak istiyorum. Gelişen ekonomilerde ne görüyorsunuz? Yatırım planınız var mı? Bence gelişen ekonomiler ve elbette sizin kendi ülkeniz Türkiye'de çok iyi bir örnek. Aslına bakacak olursak güçlü bir ülkeden bahsediyoruz Türkiye'den bahsettiğimiz zaman. Nüfusu çok iyi, güçlü bir genç nüfusa sahip. Bunlar benim için en büyük fırsatları gördüğüm ülkeler. Bir, aslında baktığım zaman sürdürülebilir bir dünyaya kurbağa sıçraması yapabileceğimiz bir ülke varsa, şimdi ucuz olan teknolojiler kullanabiliriz. Yani güneş ve rüzgar enerjisi kullanabiliriz ki enerji sistemimizi daha sürdürülebilir hale getirelim. Ve bu ekonomiyi daha da geliştirecektir ve yeni istihdam yaratacaktır. Türkiye ekonomisi için ne düşünüyorsunuz? Türkiye'de daha da büyümeyi düşünüyor musunuz? Bu taraftaki gördüğünüz şeyleri anlatabilir misiniz? Türkiye'de güçlü bir varlığımız var. Zaten bütün ülkelerde de bu şekildeyiz. Dünya çapında 200 bin çalışanımız var. Evet, şu an Türkiye bazı zorluklar yaşıyor. Para birimi bazı zorluklar yaşıyor ama inovasyon asla Türkiye'yi terk etmedi. Ve inovasyon aslında dünyadaki en önemli şeylerden bir tanesi. Ben gerçekten çok iyimserim. Bu tarz belirsizliklerin geride bırakılması gerekiyor. Umuyorum onun ardından inovasyon yapılır ve istihdam yaratılır ve sürdürülebilir bir gelecek yaratabiliriz buradan.
NFT konuşacağız. Ertan Turhan bizimle olacak. Ertan Bey, iyi akşamlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar Barış Bey. Çok teşekkürler. Kısaca şu NFT nedir isterseniz onunla başlayalım. Sonra evet, başlıklarımızı teker teker açarız, buyurun. Tabii ki. Bir kere NFT bir medya dosyasının değiştirilemez bir simgeye dönüştürme işlemi. Yani aslında NFT tıpkı bir hepimizin şu aralar çok duyduğu kripto para birimlerinin geçerli bir blok zinciri veri tabanına yazılmasıyla ortaya çıkan bir dijital, görsel veya işitsel veya video dediğimiz toplu bir dosya adıdır. Yani aslında blok zincire bağlandığı esnada akıllı kontratlarla her türlü işlemi ve yönlendirme yapabileceğiniz görsel. Yani popüler dünyada belki çok fazla NFT görsellerle ilgili tartışmalar sunuyor ve net olarak ne olduğu da pek anlaşılamadı. Aslında biraz popüler mecrada çok kullanılıyor. İlk başta spor mecrasında, sonrasında bazı markalar kullandı. Fakat buradaki en önemli şey aslında günümüzdeki teknik tabiriyle lisanslama yöntemiyle her türlü görsel ve videonun blok zincir tabanında değiştirilemeden yazılmış bir defter notunu tam anlamıyla anlaşılması açısından biraz daha basitleştirerek bu şekilde açıklayabiliriz. Ertan Bey, ne kadarlık bir ekonomiden ya da ekosistemden söz ediyoruz NFT dünyası ile ilgili? Şöyle, aslında bu katlanarak, rakamları vermem o kadar zor ki çünkü her geçen gün katlanıyor. Hatta geçen günlerde bir makalede yayınlanmıştı. 25 milyon dolarlar civarında bahsedilirken bundan 2-3 sene öncesinde bir anda 1 milyar dolara, ondan sonrasında da katlanarak giden bir yapısı var. Hatta 10 aylık süreçte bile 10 katı, 20 katı bir ekonomiden bahsediyoruz. Dolayısıyla NFT aslında şu anda şirketlerin ve kurumsal yapıların kullanarak başta marketing, daha sonrasında ise A'dan Z'ye, uçtan uca bir ticaret platformu olma yolunda hızla gidiyor. Bu aşamada teknoloji şirketimiz Platform özellikle NFT'nin kendi platformları içerisinde iş modellerini nasıl geliştireceğine dair bir ön çalışma yapıldı. Daha sonrasındaki hazırlıklarda sadece kareler, sadece fotoğraflar ya da popüler anlamda kullanmış olduğumuz kendi aralarında paylaşılan fotoğraflardan öte aslında iş modelleri üzerinde yazılan akıllı kontratlarla müşteriyi, daha sonrasında da izleyiciyi veya tüketiciyi her türlü biçimde bu entegrasyonun içerisine dahil edebiliyoruz. Bu şekilde düşündüğümüz zaman aslında platformlar, yani NFT platformları yakın gelecekte çok konuşulmaya başlanacak. Ertan Bey, sanırım İstanbul'da da bir zirve var. 28-29 Mayıs'ta evet, yaklaştı. Evet. Bu zirveyle ilgili neler söyleyebiliriz? NFT Summit İstanbul kapsamlı bir proje. Bu projeyi gerçekleştiren ekip aynı zamanda Hollanda merkezli Today's Art organizasyonlarını düzenleyen kişileri de İstanbul'a getirmeyi başardılar. Bu projede 2 gün sürecek. 28 ve 29 Mayıs'ta 2022'de, yani bu cumartesi pazar Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşecek. 2 gün boyunca neredeyse 100'ün üzerinde konuşmacı yer alacak. Cidden çok kapsamlı bir summit olacak. Burada aslında gelen uzmanlar dünya çapında 50 adet sanatçı, NFT sanatçısı da burada davet edildiği için bu dünya tarafından da takip edilecek bir zirve. Ve NFT projelerinden öte, evet, aynı zamanda hem yatırımcılar, hem iş geliştiriciler, hem de bu konunun uzmanları aynı platformda bir araya gelecek. Bu nedenle biz de aynı şekilde platform olarak hem sponsor, hem keynote konuşmacı, hem de katılımcı olarak orada olacağız. Amacımız şu: biz bütün projelere başlarken aynı şekilde bu ekosistemin nasıl en faydalı olabileceğini insanlara duyuracağız aslında. Ve diğer taraftan da yurt dışından gelen konuşmacılar bu işin yurt dışındaki örneklerini ve aynı zamanda da gelecekte neler yaşanabileceğini, bu platformların nasıl gelişeceğini, NFT iş yapılarının gelecekte nasıl bir etkileşim yapacağını gelen konuklara ve katılımcılara anlatmış olacaklar. Evet, bu itibariyle son bir dakikamız.
Evet. Tabii. Şunu soracağım. 28-29 Mayıs önemli. Peki, Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı ya da bir işbirliği var sanırım. Evet. Çok kısa lütfen ondan bahsedin. Atlamayalım diye. Süremiz sınırlı ama. Tabii buyurun. Şimdi biliyorsunuz Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı pek çok projeleriyle dile geliyor. Platform Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı ile birlikte NFT platformu oluşturma projesine imza attı. Çocuklarımız gelecekte meslek gruplarıyla ilgili resimleri bir tablo halinde oluşturdular. Bu tablolar daha sonrasında yüksek çözünürlüklü dijital kareler haline getirildi. Bu dijital kareler NFT haline getirilecek bizim tarafımızdan ve daha sonrasında da bunların satışından elde edecek gelirler vakfın yardım kampanyalarında kullanılmış olacak. Bu haliyle de aslında yardım kampanyaları veya sosyal sorumluluk projeleri de NFT'nin üzerinden ilerleyecek. Aynı zamanda da gençlerimizin teknolojiyle uyumlarının sağlanmış olması amaçlanıyor. Bu konuda da çok büyük bir ilgi gördü. Aslında gerek vakıflar gerek diğer kurumlar bu tip projelerde NFT ile kendi yaratmış oldukları görselleri ve içerikleri formatlamış olabiliyorlar, lisanslandırmış olabiliyorlar. Ertan Bey, diğer projemiz, evet, çok bir cümleyle alayım. Çok önemli iki proje daha var, onu da birer anlatalım. Birer cümle lütfen. Evet. Tabii ki. Bir tanesi beyaz eşya. Bu biraz iddialı bir söz ama dünyada bizim yapmış olduğumuz altyapı ile birlikte beyaz eşya üzerinden NFT'yi ilk kez Türkiye'de duyurmuş olacağız ve daha sonrasında da Tuğçe şirketiyle birlikte tarihi eserlerin ve müzelerin NFT'leştirilmesini sağlayacağız. Bütün bu projelerimizi bu hafta Summit'te basına ve katılımcılara duyurur olacağız. Ertan Duran, çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Sağ olun. Birazdan saat 19'da Zeliha Saraç karşınızda.